Merhaba arkadaşlar, bu videoda kullanmış olduğunuz Excel dosyası üzerinde nasıl makro kaydı yapacağınızı anlatacağım. Makro biliyorsunuz daha önceden hazırlanmış kod dizilimine göre işlemleri sırasıyla daha kayıt ettiğiniz sıraya göre yapma işlemidir. Bir otomasyon işlemidir. Otomasyonda dikkat etmeniz gereken sadece belirli kodda her bir satır, her bir mouse hareketini kaydetmesidir. O yüzden makroyu kaydederek daha sonra kullanmak istiyorsanız ilk başta yapmanız gereken bu işlemi kafanızdan bir geçirin ve sürekli aynı seri ve aynı çizgide devam edeceğini unutmayın. Hemen basit bir işlem yapalım. Örneğin buradaki sayıları görmüş olduğumuz örnek tablodaki sayıları yan tarafına birden 10'a kadar tek tek rakamları yazsın ve bıraksın. Bu işlemin makrosunu yapalım ve daha sonra otomatikman nasıl yapacağını hep birlikte görelim. Bunun için geliştirici sekmesine tıklıyoruz ilk başta ve makro kaydet sekmesini burada görebilirsiniz. Makro kaydetini tıklıyorum. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. İsterseniz makro adını girebilirsiniz. Daha sonra kaydedeceğiniz makrolarla karışmaması için deneme diyelim. Deneme 1 ya da deneme sayı ekleme makrosu diyelim. Tamam, bastığım anda makroyu kaydetmeye başlayacak. Ben durduruncaya kadar yaptığım her bir işlemi tek tek kayıt altına alacak. Hemen deniyoruz. Tamam dedim. Tabii ki makro isimleri arasında boşluk olamayacağı için oraya bir alt çizgi atalım. Tamam dedim. Şu anda kaydımız başladı. Ben durduruncaya kadar gördüğünüz gibi kaydı durdur sekmesi burada gözüküyor. Bütün yaptığım hareketler, Excel dosyasının üzerindeki hareketler birebir kayıt edilecek. Hemen gireceğim örnekteki işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sırayla yapıyorum. 10. Şu anda makromu durduracağım. Kayıt tamamlandı. Artık bu işlemi her yaptığımda kendisi otomatikman bu hücreyi seçerek bu işlemi yapacak. Hemen deneyelim. Makromuzu çalıştıralım. Makrolar diyorum. Sayı ekleme makrosu. Çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi birden 10'a kadar sayıları ekledi. Tekrar çalıştıralım. Makrolar. Çalıştır dedim. Gördüğünüz gibi aynı satıra yine ekledi. Sebebi şu. Biz ilk makroyu kaydederken ilk önce ben G1 hücresini seçtim. Daha sonra bu işlemleri yaptım. Yani mouse'u nereye getirirsem getireyim. Makroyu çalıştırdığımda mouse ilk kayıtta G2 hücresine gidiyor, tıklıyor. Daha sonra bu işlemleri tek tek yapıyor. Eğer siz de makroyu kaydederken bu işlemlere dikkat etmezseniz hatalı sonuçlar doğacaktır. Eğer ben bu makroyu kaydederken ilk işlemde G2 hücresini seçmeseydim, şu anda mesela I2 üzerinde duruyor mouse ikonu. I2'de bu birden 10'a kadar sayıları yazacaktı. Veya hangi satır üzerinde durursam o satırdan itibaren bu 10 tane sayıyı yazacaktı. Bu yüzden makro kaydederken işlemleri çok en basitine indirgeyerek kaydetmeniz gerekiyor. Aksi halde sonuçlarını öngöremeyeceğin sonuçlar ortaya çıkacaktır. Mesela buradaki basit bir örnekti. En sık karşılaştırılan problemlerden biriydi. Mesela aynı makroyu ben sayfa 2'de çalıştırdığım zaman bakalım ne olacak. Hemen deneyelim. Çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi sayfa 2'de de aynı işlemi baştan sona yaptı. Ama aslında ben bu makroyu burada çalıştırmak istememiştim. Asıl çalıştırmak istediğim sayfa 1 G2 hücresinden itibarendi. Eğer ilk makroyu kaydederken ben bu işlemi sayfa 1'i seçtikten sonra G2'yi seçip de bu sayıları yazsaydım herhangi bir problemle karşılaşmayacaktım. O yüzden makroyla ilgili işlemler yaparken her bir hamleyi basite indirgemeniz gerekiyor. Açılımlarını yaparak, dikkatli bir şekilde planlayarak yapmanız gerekiyor. Bu tabii ki temel basit makro kaydetme olduğu için size bu şekilde açıklamaya gereği duyuyorum. İlerleyen bizim Excel setimizin 3. bölümünde Visual Basic içine girdiğimiz zaman bunları zaten bir alışkanlık haline getireceğiz. Kod dizilimi üzerinden kendimiz direkt yazacağımız için bu kodları onun üzerinden böyle hatalara mal vermeyecek şekilde yazacağız. İsterseniz bu kaydettiğiniz makroları da düzenleyebilirsiniz. Aynı şekilde makro menüsünü açtıktan sonra düzenleye tıklarsanız gördüğünüz gibi makro katlarımız burada. Söylemeye çalıştığım
Active Self-Formül 1 dediği ilk önce G3'ü seçiyor, sonra işlemini yapıyor. Yani G4'ü seçiyor, sonra işlemini yapıyor. Böyle bu şekilde seçme işlemlerini yaptığı için herhangi bir hata ile karşılaşmıyor. Eğer şuradaki ilk işlemde biz ilk önce sayfa seçimi yapıp, yani sayfa 1'i seçtirdikten sonra bu işlemi yapsaydık, size gösterdiğim hatadaki problemi yaşamayacaktık. O yüzden ilerleyen dönemde biz makroya geçişte kod yazılımına girdiğimizde zaten bunlara nasıl dikkat edeceğinizi ve bir süre sonra da alışkanlık haline getireceğinizi göstereceğiz. Videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler.